Evet, yeni bir videoyla karşınızdayım. DR Patoloji YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Evet, bu konumuz, bu videomuzun konusu hücre adaptasyon mekanizmaları. Neden bu konu? Nisan sınavı geride kaldı ve Nisan sınavında özellikle hücre zedelenmesinden 3 tane soru geldi. 2 tanesi adaptasyon mekanizmaları hücre ölümüyle ilgiliydi. Ve adaptasyon mekanizmaları örnekleri hep sorgulanıyor. Nelerdir, neler değildir? Bunlarla ilgili bir video paylaşmayı düşündüm ve sizlerle bu konuyu irdeleyeceğiz. Şimdi sadece konuyu motomot anlatmak hiçbir zaman yeterli değildir. Bunu hep söylerim. Zaten kitabımın adı Temel ve Klinik Patoloji. Nerede kitabım diye bakıyorum, buralarda mı? Ve amacım ne? Temel bilgilerle, yani patolojinin temeli, hücre ölümü, inflamasyon, neoplazi, bu bilgileri klinikle korele etmek, klinikle birleştirmek ve patofizyolojiyi zihninize, beyninize kazımak. Amacım bu. Ve hücre ölümünde, hücre adaptasyon mekanizmalarında da sorular, klinikle korele olan sorular. Bunu bu sınavda gördük. Benim amacım da bundan sonraki sınavlarda karşınıza neler gelebilir, neler bilmeniz gerekiyor ve neler bilirseniz bu konuyu daha iyi anlarsınız. Bu şekilde size yardımcı olmak istedim arkadaşlar. Umarım başarılı olur. Videonun başında şunu söyleyeyim. Benden anlatmamı istediğimiz konuları, videoları lütfen yorum kısmına yazın ki ben de buna binaen isteklerinizi, açıklarınızı, neler eksiklerinizi göreyim ve ona binaen YouTube videoları çekeyim. Zaten drpatoloji.com sitesinde sürekli videolar yüklüyorum, güncelliyorum videolarımı, güncel tutuyorum. Ama YouTube'da da bu şekilde beni dinlemek isteyen, belki sınava hazırlanmıyorsunuzdur, belki temel tıp bilgilerinizin daha iyi hale gelmesini istiyorsunuzdur. Tıp fakültesi 1. sınıf, 2. sınıf öğrencisinizdir, 3. sınıf öğrencisinizdir. Ama orada da ne eksiğiniz var, ne ihtiyacınız var yazarsanız bilgim olur. Videoyu beğenin. Şimdi yoruma da lütfen ihtiyacınız olduğu videoları yazın. De başlayalım biz dersimize. Hadi. Şimdi konu ne? Konu hücre zedelenmesi. Ve hücre zedelenmesinde sorunun geldiği, soruların geldiği 3 yer var. Birincisi adaptasyon mekanizmaları. Şöyle açayım. İkincisi reversible ve irreversible hücre hasarı bulguları. Hücre ölümü tipleri, bunlar soruluyor. Ve hücre içi madde birikimleri, kalsifikasyon, patolojik kalsifikasyon çok ama çok değerli. Bunlardan soru geliyor. Biz neyi konuşacağız? Biz şimdi burada adaptasyon mekanizmalarını konuşacağız. Şöyle görüntümü de alayım. Evet. Şimdi bir hücre stres, çevresel faktörler, bu radyasyon olabilir, inervasyon kaybı olabilir, endokrin uyarı kaybı olabilir ya da endokrin uyarı olabilir. Hücre buna adapte olur. Biz buna hücresel adaptasyon diyoruz. Ne olabilir bu? Atrofi olabilir, hipertrofi olabilir, hiperplezi, metaplezi ve otofaji olabilir. Nedir bunlar? Hücrenin ölmediği ve çevresel uyaranlara karşı kendini adapte ettiği durumlardır. Eğer hücre küçülürse biz buna atrofi diyoruz. Hücre büyürse hipertrofi diyoruz. Hücrenin sayısında artış olursa hiperplezi diyoruz. Ve bazen hücre şekil değiştirir, buna metaplezi diyoruz. Bazen hücre kendi elemanlarını sindirmeye başlar. Çevresel faktörlere karşı kendini adapte etmek için. Mesela beslenme yetersizliği. Buna da biz otofaji diyoruz. Dikkat! Otofaji bir adaptasyon mekanizmasıdır. Fakat otofaji hücre ölümüne gidebilir. Yani bir hücre çevresel faktörler, işte beslenme yetersizliği eğer daha uzun sürerse hücre otofajdan sonra ölüme gidebilir. Robis bunu hücre ölüm mekanizmalarında anlatmaktadır. Fakat otofajı anlatırken bu bir adaptasyon mekanizmasıdır der. Ben bunu adaptasyon mekanizmaları kısmına koydum. Tamam? Bir kere öncelikle bunu bilmeniz gerekiyor. Nelermiş atrofi, hipertrofi, hiperplezi, metaplezi ve otofaji? Bir kere tanımını bileceğiz. Atrofi hücrenin boyutunda küçülme, hipertrofi hücre boyutunda artış, hiperplezi hücre sayısında artış, metaplezi farklı bir hücre morfolojisine dönüş, otofaji ise hücrenin gereksiz gördüğü kendi elemanlarını sindirmesi olayı. Tamam. Ve ilk bilmeniz gereken nokta, sınavlarda hep sorulur ki son TUS'ta da soruldu. Bunlar reversible'dır arkadaşlarım. Yani hasar eğer ortadan kalkarsa hücre tekrar eski haline dönebilir. Yani adaptasyon mekanizmalarıyla ilgili neyi bileceğiz? Reversible'dır. Bunlar reversible. Peki diyelim ki stres ortadan kalkmadı. Stres devam ediyor. Stres devam ederse ne olur? Hücrede hasar olur. Dikkat!
hücre hasarını biz mikroskopik olarak görürüz. Evet, deriz ki hücrede hasar var. Bir kere bunu bilmemiz lazım. Sınavlarda özellikle reversible hücre hasarı bulgularını soruyorlar. Evet, reversible diyorum. Çünkü başlarda stresin devam ettiği bu süre içerisinde başlarda hücre buna karşı koyabiliyor. Hücre ölmüyor. Reversible bulgular görülüyor ama sonrasında irreversible bulgular devam ediyor. Görülmeye başlanıyor ve hücre ölüyor arkadaşlarım. Hücre nasıl ölür? Hücre nekrozla ölür ve apoptozla ölür. Unutmayın, iki önemli hücre ölüm mekanizmamız var. Nekroz, apoptozis. Tamam. Özellikle bunlar çok soruluyor ki son sınav yine soruldu. Ama sonradan eklenerek 3 tane hücre ölüm mekanizması da var. Onları da bilmemiz gerekiyor. Bu videonun konusu değil. Belki başka videolarda anlatırız. Ama bunlar da önemlidir. Neler onlar? Piropitozis, nekropitozis ve ferropitozis. Bunlar tabii ki irreversible'dır. Geri dönüşü yoktur. Ama hücre hasarında başlarda reversible, geri dönüşümlü bulgular vardır. Bunlar nelerdir? Bunlar da sınav sorusudur. Bunları da başka bir videoda anlatırız. Ve bu süreçlerde hücre içinde bazı maddeler birikir. Pigment olabilir, bu yağ olabilir, glikojen olabilir, kalsifikasyon olabilir. Bunlar da yine ayrı bir konudur ve sınavda, özellikle sınavlarda sorulur. Bu da yine başka bir videoda anlatacağım konudur. Ben bu videoda neyi anlatacağım? Şurayı en başa anlatacağım. Yani bir stresle hücre karşı karşıya kalırsa hücrenin kendini nasıl adapte ettiğini anlatacağım sana. Yani hücresel adaptasyon mekanizmalarını anlatacağım arkadaşlarım. TUS için konuşacak olursak soru potansiyeli çok yüksek, örnekleri çok ama çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bileceksiniz bundan sonra. Peki başlayalım. Neyle başlayalım? Hücrenin küçüldüğü. Yani morfolojisinde küçülme, organellerinde de azalmanın olduğu durumu konuşacağız. Atrofiyi konuşacağız. Dikkat! Atrofik hücrelerde hücre küçülür, organellerin boyutları küçülür ve organeller azalır, unutmayalım. Bazen dokudaki hücre sayısı azaldığı zaman da bunu atrofi diyoruz. Beyindeki hücreler azalmıştır, beyinde atrofi vardır denebilir. Yani 1. Hücre ve organellerin boyutunda küçülme. 2. Dokudaki hücre sayısında azalma atrofi olarak tanımlanabilir. Bir kere tanımı bileceğiz. Onun dışında atrofi ve diğer adaptasyon mekanizmalarını da hep konuşacağız. Fizyolojik ve patolojik diye ikiye ayırıyoruz. Fizyolojik atrofi örneği olarak özellikle embriyogenez sürecinde bazı dokulardaki hücrelerin sayısında azalmayı verebiliriz. Bazı hücrelerin atrofiye uğramasını verebiliriz. Ama çok daha önemli bir şey söyleyeceğim sana. Doğum sonrasında uterus boyutları bir anda küçülmeye başlar. Çok kısa süre içinde küçülür arkadaşlarım. Bu bir fizyolojik atrofi örneğidir. Ama bunun bir özelliği daha vardır. O da şudur. Sınavda çıkacak. Evet, TUS da çıkacak arkadaşım. Israrla, sabırla bunun sorulmasını bekliyorum. Dikkat! Gebelikte ne olur? Uterus boyutları artar. Evet, uterus büyür. Uterusun büyümesinin sebebi, gebelikte uterusun büyümesinin iki sebebi vardır. Bir, hipertrofi. İki, hiperplezi. Dikkat! Bunlar fizyolojiktir. Biri sana sorsa, gebelikte uterusla büyümenin temel sebebi nedir? Hipertrofi mi, hiperplezi mi? İkisi de var. İkisi de fizyolojiktir. Ama temel sebebi nedir diye sorsalar, sen şunu işaretleyeceksin. Hipertrofi diyeceksin. Gebelikte uterusta büyümenin temel sebebi fizyolojik hipertrofidir. Peki gebelik bitti, doğum oldu. Doğum sonrası ne olur? Doğum sonrası şöyle yapalım. Doğum sonrası uterus küçülmeye başlar. Uterus boyutları küçülür. Bunun da temel sebebi atrofidir. Atrofi. İşte bu da fizyolojiktir arkadaşım. Şunu sordular. Bunu soracaklar. Ve sen bunu yapacaksın bu videodan sonra. Bu videoyu dinledin çünkü. Tamam. Şimdi gelin daha önemli bir konu. Patolojik atrofiyi konuşalım. Daha sık gördüğümüz. Patolojik atrofi de özellikle
Robis geniş geniş anlatmış. Nedenlerini uzun uzun anlatmış. O nedenle ben de biraz uzun anlatabilirim. Burayı lütfen iyi dinle. En sık sebep nedir bir kere? En sık sebep azalmış kan akımı. Evet, kan akımı azalırsa hücre atrofiye gider. Dikkat! Eğer kan akımının azlığı, yani bu süreç devam ederse, iskemi devam ederse, atrofiden sonra en sık gözlenen hücre ölümü tipi. Beslenme yetersizliği sonrası atrofi gelişir yine aynı şekilde. O da nerede yazıyor? Şurada yazıyor. Evet. Yine atrofi gelişir. Peki bu süreçten sonra en sık gelişecek hücre ölümü tipi apoptozistir. Bunu da bir yere not edelim arkadaşlarım. Tamam mı? Atrofik hücre en sık nasıl ölür? Cevap apoptozis. Peki atrofinin başka nedenleri nelerdir? Nedenlerini, patolojik atrofi nedenlerini tek tek konuşalım. Mesela azalmış iş gücü, disyüz ya da kullanmama atrofisi. Mesela kemik kırığı oldu, alçıya alındı. Hasta o ekstremitesini kullanmaz uzun bir süre. Kullanamaz. Kullanamadığı için, mobilize olamadığı için 3 ay, 5 ay sonra bir bakarsın o ekstremite diğerine göre daha küçülmüştür. Çünkü kas atrofisi gelişmiştir. Kas atrofisi görülür. Bu çok önemli. Hatta o kişilerde eğer immobilizasyon daha uzun sürerse osteoporoz bile gelişebilir. Kemiklerde bile bunu görürüz arkadaşlarım. Hatta buna disyüz osteoporozu denir arkadaşım. Tamam. Hasta mobilize olmaya başlayınca tekrar süreç geriye döner. Ne demiştik? Adaptasyon mekanizmaları reversible demiştik. Azalmış kan akımı önemli bir neden. Ve çok daha önemli bir şey söyleyeceğim sana. İnervasyon kaybı. Evet. Denervasyon atrofisi denen bir şey var. Kasları besleyen temel şey, hani kasların hareketini sağlayan uyarılması. Nöronal inervasyon, nöronal uyarılma. Eğer sen bir kası besleyen nöronu kesersen, uyarmazsan o kası sürekli, o kasta atrofi ortaya çıkar. Denervasyon atrofisi budur arkadaşım. Bunu unutmayacağız. Yetersiz beslenme çok ama çok önemli. Mesela çok ileri durumlarda protein, hatta buna şey deniyor, marasmus deniyor. Protein beslenmesi olmuyor hasta çok kötü besleniyor. Malabsorpsiyon tablosu var. Ne olur? Kaslar atrofiye gider arkadaşlarım. Kaslar atrofiye gider. Marasmus diyoruz buna. Hatta kanser durumlarında da kanser kaşeksi denen bir şey var. Orada da yine kaslar atrofiye gider. Bunun sebebi nedir? O şurada yazıyor. Kronik iltihaptır aslında. Kanserde de olan şey budur. Kronik iltihap. Soru. Kronik iltihaplarda kaşeksinin ve atrofinin yine kanserli durumlarda kaşeksinin temel sebebi olan sitokin kimdir? Söyle. TNF alfadır. Evet. Hücrelerin atrofiye gitmesinin, kas atrofisi gelişmesinin sebebi TNF alfadır. TNF alfa iştahsızlığa sebep olur. Kişi beslenemez. TNF alfa kas atrofisi ve yağ yıkımına sebep olur. O nedenle kanserli hastalar kaşektiktir. Böyle hücreleri, dokuları küçülmüş, büzüşmüş gibi görürsünüz onu. Kanser kaşeksi diyoruz buna. Kronik iltihapta da yine kanser kaşeksi benzeri durum ortaya çıkar. İşte bunun sebebi olan stokin kimdir diye söyleyeceklerse sen diyeceksin ki TNF-alfa diyeceksin. Bazı organlar, bazı hücreler hormonlarla yaşar. Hormon sensitiftir. Mesela meme dokusu değil mi? Mesela over. Mesela vajen değil mi? Mesela endometrium. Sevgili arkadaşlarım, siz bir kadında menopoz sürecinde östrojen azaltırsanız, östrojeni azalırsa bir kadının meme dokusu atrofiye gider. Vajen atrofiye gider. Endometrium atrofiye gider. Bu da yine çok ama çok önemli bir örnektir. Tamam, unutmayacağız. Unutmayacağız. Peki menopozda ne olur? Endometrium atrofiye gider. Bunu unutmayacağız. Basınç artışı. Yine bası atrofisi gözlenebilir. Yaşlılıkta yine atrofi gözlenebilir. Buna yaşlılık atrofisi diyoruz. Peki kronik iltihap. Hangi bulgular kronik iltihabı düşünür? Mesela atrofi kronik iltihabı düşünür. Sevgili arkadaşlarım, sınavlarda hangi kelimeler, hangi cümleler bize kronik iltihabı düşündürür? Eğer bir soru soruldu ve sana dedi ki atrofi görüyorum. Sana dedi ki fibrozis görüyorum. Sana dedi ki
metaplazi görüyorum dedi. Eğer bez varsa bezlerde atrofi görüyorum dediyse sen diyeceksin ki burada kronik iltihap var. Mesela örnek vereyim. Kronik pankreatit. Mesela kronik gastrit. Kronik gastritte korpus fundus bezlerinde atrofi olur. Antral bezlerinde atrofi olur. Hücre atrofiye gider. Ve metaplazi olur ve mide kanseri riski artar. Metaplazi biliyorsunuz ki displaziye sonra kansere dönüşür. Bu cümleni unutmayacağız, tamam mı? Bir ara Tuz Soru'da sorulmuştu. Kronik pankreatit ve akut pankreatit arasında önemli histolojik farklardan hangisi görülür görülmez diye. Fibroz vardı. Fibroz varsa kroniktir olay. Kronik pankreatittir gibi. Tamam. Bu tablo çok ama çok önemli. Bu arada ben ne anlatıyorum? Ders ne? Yer zaman oryantasyon önemli. Biz DR Patoloji YouTube kanalındayız. Kanala abone olduk. Videoyu beğendik. Biz şu an hücre adaptasyon mekanizmalarını konuşuyoruz. Bana söyler misiniz? Neyse. Fizyolojik atrofi örneği söyler misiniz? Söyle. Doğum sonrası uterus boyutunda küçülme, bu çıkacak. Peki gebelikte uterus boyutları büyür. Bunun sebebi nedir? Hiperplezi hipertrofi söyle. Peki temel adaptasyon mekanizması hangisidir? Yani gebelikte uterus boyutlarına büyümenin temel sebebi nedir? Söyle. Fizyolojik hipertrofidir. Peki atrofi hücreler en sık neyle olur? Söyle. Apoptozla olur. Peki kaşeksinin temel sebebi olan sitokin kimdir? Söyle. TNF alfa. Harikasınız. Süpersiniz. Cevap verdiğinizi duyar gibiyim. Bakın şu normal bir beyin. Şu ise atrofik. Yaşlı beynim. Şurada meniksler var. Şu hani şey gibi düşünün. Bir cevizin hani içinde kabuğunu soyduktan sonra hani beyninde işte kabuğunu işte durasını falan çıkar. Kemiklerini çıkar. Böyle bir şey görürsünüz. Aynı ceviz gibi düşünebilirsiniz. Ama cevizin de üzerinde bir zar vardır. İnce bir zar vardır. İşte meniks, o da bizim hani beynin meniks gibi. Bakın şu o ince zarın olduğu beyin, yani meniksler. Burada meniksleri soyduk. Tamam mı? Şu normal yani. Burada meniksler yok. Burada meniksler var. Şimdi bu kişide atrofik süreçte bakın nasıl oluyor. Sulkuslar bakın nasıl genişliyor. Gyruslar daralıyor. Yani bu bir atrofik beyne sahip olan bir, genelde ileri yaşlarda 70-80'li yaşlarda ortaya çıkıyor arkadaşlarım. Çok tipik bir görüntü olduğu için göstermek istedim size. Şimdi patogenez önemli arkadaşlarım. Atrofi patogenezde ne var? Proteinin azalması var. Yani bir hücre atrofiye gittiği zaman proteinleri azalır. Sentez azalır, yıkım artar. Peki yıkımı sağlayan nedir? Yıkımı sağlayan, yıkımı yapan protozomlardır. Ubiquitin denen bir madde var. Bu madde hatalı katlanmış proteinleri veya yıkılması gereken proteinlere yapışır. Onların protozomlar tarafından parçalanmasını sağlar. Bu yolu unutmayacağız. Atrofi patogenezinde ubiquitin proteozom yolağı aktivasyonu vardır arkadaşım. Aktivasyonu vardır. Biliyorsunuz ki proteinlerin doğru katlanmasını sağlayan madde şaperondur. Hatalı katlanmış proteinin yıkılmasını sağlayan da ubiquitindir. İşte atrofi sürecinde ubiquitin proteozom yolu aktif olmuştur. Bakın bu normal bir hücre. Bakın atrofiye gitti. Dikkat! Atrofiye giderken içerisinde iki şey görürsünüz. Bir, lipofuskin pigmenti. İki, otofajik vaküoller. İşte buraya yıldızlar. Bu arada bu slaytları Telegram'a koyabilirim. Evet öyle yapalım. Yani siz de belki bu Telegram'dan indirdiğiniz slaytlar üzerine mesela videoyu durdurun, Telegram'dan indirin. Daha rahat takip edebilirsiniz. Telegram'a atacağım. Telegram linkini de yine bu videonun açıklama kısmına koyacağım. Normalde böyle bir şey düşünmüyordum ama şimdi aklıma geldi. Daha güzel, daha iyi dinleyebilirsiniz belki. Dikkat! Otofajik vaküoller çok ama çok değerli. Biri sana sorarsa, otofaji hangi adaptasyon mekanizmasıyla en fazla bir arada görülür? Cevap atrofi. Ve otofajik vaküoller rezidüel cisimcik olarak kalır. Bunun en tipik örneği lipofuskin pigmentidir. Yıldızlar bakın lipofuskin pigmenti kahverengi gözükür. O nedenle atrofi hücrelere biz Brown atrofi diyoruz. Lipofuskinden dolayı. Çok değerli. Hatta lipofuskin diğer ismi lipokrom pigmentidir. Wear and tear pigmentidir. Neden? Çünkü serbest oksijen radikal hasarını gösterir. Kronik süreçlerde ortaya çıkar. Yaşlıkta görürsünüz. Atrofide görürsünüz. Neyi? Lipofuskin pigmentini. Buraya yıldızlar. Çok ama çok değerli. Peki yaşlılıkta en sık lipofuskin pigmenti en sık nerede görülür? Bu tuz sorusudur. Karaciğerde ve miyokartta görülür. Peki neyi gösterir?
bize lipofiskin pigmenti hasarın olduğunu, serbest oksijen radikal hasarın olduğunu gösterir. Bunun diğer ismi Weir and Tear pigmenti. O hücrenin çok kullanıldığını, yıprandığını gösterir lipofiskin pigmenti ve direkt hücreye zarar vermez. Sadece biz o hücrenin yaşlandığını anlarız. Lütfen şunu da yazın. Serbest oksijen radikal hasarı, oksidatif stres göstergesidir. Bakın şu bir lipofiskin pigmenti. Bakın kahverengi gözüküyor. Hangi hücrede görmüşüz bunu? Kalpte görmüşüz. Kalpteki miyositlerde görmüşüz. Ve bu yaşlılıkta özellikle miyositlerde görülür. Yaşlılıkta lipofiskin pigmenti en sık nerede görülür? Cevap miyokart, sonra karaciğer. Şimdi gelin otofajiyi konuşalım. Otofaji nedir? Hücrenin kendi komponentlerini sindirmesi durumu. Ne zaman bunu ortaya çıkarır? Sıkıştığı zaman, beslenmesinin azaldığı zaman, beslenme yetersizliği durumlarında hücre ne yapar? Kendi elemanlarını, kendi organellerini sindirmeye başlar ve hayatta kalmaya çalışır. Ve özellikle çöp olan organellerini, yaşlanmış, yıpranmış olan organellerini parçalar öncelikle hayatta kalmak için. En sık otofaji, en sık atrofi ile birlikte görülür, bunu unutmayacağız. Ve en sık nedeni beslenme yetersizliğidir. Bakın şu bir hücre, bu benim hücrem. Bu da bazı organellerim. Bana fazla geliyor. Beslenmem az zaten. Biraz hayatta kalmam gerekiyor. Fazlalık olan bazı organellerimi parçalayacağım. Ve onlardan çıkan işte ATP'dir, proteindir, fosfordur. Onları kullanacağım aslında. Hayatta kalmaya çalışacağım. Onlarla yaşayacağım. Peki bu organelleri ben nasıl parçalarım? Cevap lizozomlarımla. Benim kendi lizozomlarım var. Onlar parçalar ve bazı metabolitler açığa çıkar. O metabolitlerle ben hayatta kalırım. Peki onları, bu organelleri ben lizozoma nasıl taşıyacağım? Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Endoplazmik retikulum devreye giriyor. Çift zarlı bir endoplazmik retikulumun oluşturduğu bir membran ortaya çıkıyor. Bu membran alıyor, bunları içine alıyor. Bak bu çok önemli. Otofajide hangi organel kaynaklı membran oluşur? Cevap endoplazmik retikulum. Çift zarlıdır. Bu organelleri alır, içine hapseder. Bunları lizozomla birleştirir. Lizomal hidrolazlarıyla bu organelleri parçalar ve bazı açığa metabolitler çıkar. İşte o metabolitler benim belli bir süre hayatta kalmamı sağlar. Bunu unutmayacağız. Burada şu çok değerli. Otofajik membranı, otofagozom membranı oluşturan organel endoplazmik retikulumdur. Otofaji sürecinde ben bazı organellerimi yıkarım. Belli bir süre hayatta kalmaya çalışırım. Otofajin en sık sebebi neydi söyle? Beslenme yetersizliği ve hangi adaptasyon mekanizmasıyla görülüyordu? Atrofiyle. Ve dikkat, burada light chain 3 dediğimiz bir şey var. Bu süreçte kullanılıyor. Yani membran oluşurken, otofagozun membranı oluşurken biz LC3'ü kullanıyoruz. Light chain 3. Mikrotübül ilişkili protein PE, hafif zincir, light chain 3 otofaji belirteci olarak kullanılıyor çalışmalarda, haberiniz olsun. Peki otofagozom membranı hangi organel kaynaklıymış söyle? Düz endoplazmik retikulum. Ve otofaji ile ilişkili bir genimiz var. O da ATGZ, autophagies diye kısaltılan, hani İngilizcesinin ses harfleri diyebilirsiniz. Öyle aklınızda tutabilirsiniz. Ve otofaji çok önemli. Otofaji ile ilgili bin milyon 990 belki daha fazla olabilir ya. Tam rakamını bilmiyorum. PubMed'e yazdım ama 990'lı bir şeydi. Yayın bulmuştum. Çok fazla yayın yapılıyor. Çok önemli bir konu. Ve otofaji aslında bir koruyucu mekanizma. Ve otofaji bozuk olursa, otofajimiz olmazsa şu hastalıklarla karşı karşıya kalabiliriz. Kanser, inflamatuar bağırsak hastalıkları, enfeksiyöz hastalıklar ve nörodejeneratif hastalıklar. Robbins de bunlardan bahsetmiştir. Otofaji disregülasyonunun patogenezde rol oynadığı gösterilmiş temel hastalıklar bunlardır. Unutmayın, sınavda çıkabilir. Peki hipertrofiyi konuşalım. Hipertrofi hücre ve organ boyutlarında artış olması demektir. Ve hipertrofi hiperplezi ile birlikte görülür genelde. Yani bir organda sen hipertrofi görüyorsan genelde hiperplezi de içerir. İkisi beraber olur. Fakat bazı organlarda hücreler bölünemez. Mesela kalp kası ve iskelet kası. O nedenle kalp kası ve iskelet kasında biz sadece ama sadece hipertrofiyi görüyoruz. Hipertrofi de ikiye ayrılıyor. Fizyolojik, patolojik diye. Şunu sana önemli olduğunu söylemiştim. Sınavlarda soruluyor demiştim. Gebelikte uterusun büyümesinin
Temel nedeni miyositlerde gözünen hipertrofidir. Fizyolojik hipertrofidir. Hiperplezi de olur ama temel neden hipertrofidir. Egzersizle ilişkili olarak kaslarımızda biz, şöyle yapayım da, kaslarımızda çok hipertrofik değil ama inşallah olur. Kaslarımızda da yine hipertrofi görebiliriz. Peki patolojik örneği var mı? Tabii ki var. Mesela iskelet kasında, kalp kasında sadece hipertrofi olur dedik. Bunlar da mesela kalpte, burada önemli olan kalp, önemli olan kalpte hipertansiyon sonucu kalpte hipertrofi görebilirsiniz. Hipertrofik kardiyomiyopati görebilirsiniz. Kapak hastalığı vardır hastada. Yine kalpte hipertrofi görürsünüz. Bu patolojik hipertrofi örneğidir. Ve patolojik hipertrofinin en sık sebebi artmış iş gücü. Mesela kalpte bunun temel sebebi hipertansiyondur. Peki hipertrofi patogenezinde ne olur? Hipertrofi patogenezinde protein artar. Atrofide ne oluyordu? Azalıyordu. Hipertrofide artar ve hipertrofide granüllü endoplazmik retikulum sayısında artış olur arkadaşım. Şimdi hipertrofi ikiye ayırmışız. Fizyolojik, patolojik. Robis böyle söyler. TUS'ta da çıkabilir, daha sormadı. Fizyolojik hipertrofide fosfoinositil yolu aktiftir. Patolojik hipertrofide G protein. Zaten hani baş harflerinden fizyolojik F, fosfoinositol. G'yi de ters çevirirsen P olur. Patolojik hipertrofide rol oynadığını aklınızda tutabilirsiniz. GATA4, NIFAT, MEF2 transkripsiyon faktörleri aktif olur ve bu da proteini arttırır. Peki atrofi patogenezi ne vardı söyle bana? Protein azalması. Burada ise protein artışı çok net. Hatta bu bir TUS sorusudur. Dikkat! Kardiyak hipertrofide ANF gen ekspresyonu artışı vardır. Bir de kalbin kontraktil ünitesindeki genlerde, miyozin bağlayıcı proteinlerde, özellikle beta miyozin ağırıncı gen mutasyonları, yani alfadan betaya dönüşüm gibi bazı patolojiler ortaya çıkar. Bu da yine sorulabilir. Bakın şu bir gebelikteki uterus. Şöyle, bu gebelikteki uterus. Şu ise normal bir uterus. Ne kadar büyüdüğünü siz artık burada net bir şekilde görüyorsunuz. Görebiliyor musunuz? Neden bu görüntü çıkmıyor? Bakın şu gebelikteki uterus, bu ise normal bir uterus. Peki neden uterus nasıl bu kadar büyüyebiliyor? Hiperplezi ve hipertrofi ile. Ama temel adaptasyon mekanizması ne? Bakın hücre nasıl büyümüş? Hipertrofi. Şu normal bir hücre. Bakın bu da hipertrofiye giden bir hücre. Tamam. Gebelikte uterus büyümesine rol oynayan temel adaptasyon mekanizması fizyolojik hipertrofidir. Peki doğum sonrası fizyolojik atrofidir. Peki şimdi hiperpleziyi konuşacağız. Hiperplezinin de temel sebebi hücrelerin büyüme faktörü ve hormonlarla uyarılması. Büyüme faktörü ve hormonlarla uyarılınca hücrelerin sayısında artış oluyor. Biz buna hiperplezi diyoruz. Örnek vereyim, ACTH. Evet, senin hipofizinden ACTH salınımı olursa aşırı miktarda, mesela ACTH'ın arttı. Hatta biz buna ne diyoruz? Cushing hastalığı diyoruz. Bu ne yapar? Senin adrenal bezini uyarır. Adrenal bezde daha fazla uyarım olduğu için hücrelerin sayısında artış olur. Ve ne görülür? Hiperplezi görülür. Dikkat! Eğer sen, burada çok farklı bir şey söyleyeceğim ki bu TUS da beklediğim bir noktadır. Soru beklediğim bir noktadır. Sınavlarda sorulur. Sen steroidi, kortizolu dışarıdan alırsan. Bakın burada ne oluyor? Şu az önce anlattığımda Cushing hastalığında hipofizde ACTH üretimi var. Bu gidiyor adrenal bezi uyarıyor. Adrenal bezlerin sayısı artıyor. Sayısı artınca çok daha fazla steroid sentezi oluyor. Yani kortizol sentezi artıyor. Buna sekonderde Cushing tablosu ortaya çıkıyor. Peki sen dışarıdan steroid hormonu alırsan ne olur? Yani şöyle yazayım. Egzojen steroid kullanımı. Bu ne yapar? Almış olduğun steroid ACTH'ı baskılar. Evet. Hipofiz der ki ya zaten vücutta çok fazla kortizol var. Ben ACTH'ımı azaltayım. ACTH azalırsa ne olur? Adrenal bezde uyarı azalır. Bana söyler misin? Bir organda hormon uyarımı azalırsa, hormonlarla uyarım olmazsa o organda ne oluyordu söyle bana? Atrofi oluyordu işte. Bu sefer de biz adrenal bezde atrofi görüyoruz. Şimdi sen egzojen steroid aldığın için sende Cushing sendromu olmaz mı? Olur. Sende bir Cushing sendromu var ama adrenal bezin atrofik. Yani şunu demek istiyorum arkadaşım. Hipofiz kaynaklı, hipofizden salınan ACTH'ın aşırı üretimine sekonder.
Cushing sendromu, ki buna hipofiz kaynaklı olunca Cushing hastalığı diyoruz. Cushing hastalığı ortaya çıkıyorsa sende adrenal bezlerde hiperplezi vardır. Ama sen dışarıdan steroid aldıysan ACTH azaldığı için adrenal bezlerde atrofi görülür. Dışarıdan steroid kullanına bağlı Cushing sendromunda adrenal bezde atrofi görülür. Endojen hipofiz kaynaklı ACTH salınımına sekonder Cushing sendromu gelişiyorsa adrenal bezde hiperplezi görülür. Önemli bir farktır, sınavlarda sorulur. Peki hiperplezi ikiye ayırıyor muyuz, fizyolojik patolojik diye? Tabii ki. Fizyolojik hiperplezi örnekleri nelerdir? Biliyoruz bunu. Gebelikte uterusun büyümesi ve pubertede, yine gebelikte meme bezinin büyümesi. Bunu özellikle sorulmasını bekliyorum. Özellikle laktasyon döneminde de meme bezinde hiperplezi görülür. Laktasyonda bir kadında memede gözlenen temel değişik nedir? Potansiyel tuz sorusu. Cevabınız da şu olsun: lobüler hiperplezi. Bunu soracaklar. Laktasyonda bir kadında memede gözlenen temel histolojik değişiklik lobüler hiperplezidir. Hepatektomi yaptın. Geride kalan hepatositler prolifer oldu. Biliyorsunuz karaciğerin böyle bir özelliği var. Kemik iliği kanama oldu. Aşırı kanama oldu. Kemik iliğinde işte eritroid hücreler, öncül hücreler, normoblastlar aşırı prolifer oldu. Buna kompansatör hiperplezi diyoruz. Bu da önemli. Önemli bir vaka olarak verilerek sorulabilir. Kanama vakası verilip denir ki bu hastada işte kanda retikulositler yüksek falan filan. Bu hastada kemik iliğinde neyi görürsünüz? Kemik iliğinde hiperpleziyi görürsünüz. Bunlar fizyolojik arkadaşım. Kim patolojik? Şu patolojik. Östrojen artış sonrası endometriyumda gözlenen hiperplezi. Dikkat! Östrojen azalırsa menopoz sonrası endometriyumda ne görüyorduk? Atrofi görüyoruz. Ama östrojen artınca ne görüyoruz? Hiperpleziyi görüyoruz. Özellikle arkadaşlarım, overde granulozu hücreli tümör, ki yine yakın zamanda tuz sorulmuştur bu. Östrojen sentezler ve endometriyumda hiperplezi ve endometriyum kanserine sebep olur, bilinecek. Ve östrojen verdiğin zaman kadında bu endometriyumu verir. Bu endometriyum hiperpleziye sebep olur ve buna bağlı kanser gelişir. Buna dikkat. Peki bu prekanseröz mü endometriyel hiperplezi? Evet, cevap şu. Evet, prekanseröz. Ve hatta hangi endometriyum kanserleri görülüyor? Tip 1 endometriyum kanserleri gelişiyor bunun zeminden. Endometrioid histoloji de oluyor. Ama endometriyum atrofi zeminden endometriyum kanser gelişir mi? Gelişir. Endometriyum atrofisi ise zemininden tip 2 endometriyum kanserler gelişir. Onlar seröz morfolojide olur. Onlarda P53 mutasyonu vardır. Ama tip 1 endometriyum kanserlerinde ise Pitengen deresyonu vardır. Bakın buradan size çok önemli bir konuya girizgah yaptım. Tuzda çok sorulur. Endometriyel kanserin tipleri. Temelle kliniği böyle korele ediyoruz arkadaşlarım. Çıkıyor bunlar. Kadın genital sisteminden sık görülen kanseridir endometriyum kanseri. Tabii ki sorulacak. Tip 1, tip 2 diye ikiye ayrılıyor. Tip 1 endometriyum kanserinin öncül lezyonu endometriyel hiperplezidir. Ve bunlarda Pitengen deresyonu vardır. Bunlar iyi prognozludur. Ama tip 2 endometriyum kanserleri daha ileri yaşlarda görülür. Endometriyel atrofi zeminden gelişir. P53 mutasyonu vardır. Peki BPH, benign prostat hiperplezisi. Dikkat! Bu da bir patolojik hiperplezi örneğidir. Bunda da androjen artışı vardır ama dikkat, bu prekanseröz değildir. BPH prekanseröz değildir arkadaşım. Önemli. Ve HPV neden oldu? Papillomatöz lezyonlar. HPV EGF artışıyla keratinosit proliferasyona sebep olur. Ve dolayısıyla HPV işte kondilomlara sebep olur arkadaşlarım. HPV'nin iki onkojenik proteini var. E6, E7. E6 P53'ü baskılayarak kansere sebep olur. E7 ise retinoblastomu inhibe ederek kansere, hücre proliferasyonuna, hiperpleziye sebep olur, unutmayacağız. EGF de önemli. Tamam. Hiperplezi de bu arkadaşlarım. Hiperplezi de fizyolojik patoloji diye ikiye ayırıyoruz. Özellikle gebe kadında uterusta hipertrofi söyledik. Ama şu çok önemli: laktasyonda memede ne görüyoruz söyle. Hadi söyle bana, yaz yani. Oraya yoruma yazabilirsin. Lobüler hiperplezi arkadaşım. Tamam. HPV'nin iki onkojenik proteini var. E6, E7. Unutmayacağız. E6 P53'ü baskılıyor. E7 retinoblastomu baskılayarak hiperpleziye sebep oluyor. Endometriyel hiperplezi prekanseröz iken BPH prekanseröz değildir sorulabilir. Benim prostat hiperplezisi prostat kansere dönüşmüyor. Endometriyel hiperpleziler endometriyum kansere dönüşür. Hangi tip? Tip 1 endometriyum kansere dönüşür. Endometriyum atrofi tip 2. Ve onlar daha ileri yaşlarda görülür. Daha kötü prognozdur. Seröz histolojidir ve P53 mutasyonu vardır. Peki bana söyler misin?
egzojen steroid kullanımına bağlı gelişen Cushing sendromunda adrenal bezde ne görürsünüz? Atrofi görürsünüz. Ama hipofiz kaynaklı Cushing hastalığında adrenal bezde ne görürsünüz? Hiperplezi görürsünüz. Harikasınız. Çok iyi anladığınızı ve cevap verdiğinizi görür gibiyim. Evet, metaplezi. Son adaptasyon mekanizmamız metaplezi. Metaplezi nedir? Kronik iritasyon sonucu matür hücrelerin morfolojisinde değişimdir. Yani ben şu kolumu alayım, şuraya sürteyim böyle sürekli. Sürekli buraya sürteyim şöyle, sürekli. Bir sene sonra başın bakın metaplezi görürsünüz. Metaplezi böyle bir şey. Hücre kendini o sıkıntıya karşı adapte etmeye çalışıyor. Kronik iritasyondur bunun temel sebebi arkadaşım. Kronik iritasyon sonucu hücrenin kendini çevresel şartlara daha dayanıklı hücrelere dönüşmesiyle adapte etmesi durumudur metaplezi. Ve bakın burada ne görüyorsunuz? Kolumnar bir hücre squamous'a dönüşmüş. En çok bunu görüyoruz. En çok gördüğümüz metaplezi budur arkadaşım. Squamous metaplezidir. Neden? Daha dayanıklıdır. Mesela hasta sigara içiyor. Solunum sisteminde silyalı epitelde hücreler var. Kolumnar, silyalı epitel kolumnar hücreler var. Bunlar normalde sallıyorum 40 gün yaşıyor. Ama hasta sigara içtiği için 30 günde ölüyorlar. Sigara içiyor 30 günde ölüyor. Sigara içiyor 30 günde oluyor. Ve burada bakın bizim kök hücrelerimiz var. Kök hücrelerimiz diyor ki bir dakika burada bir sorun var. Adam sigara içiyor ve hücreler hemen ölüyor. Benim daha dayanıklı hücrelere dönüşmem lazım diyor. Ve çok katlı squamous dönüşüyor. Tamam. Tamam. Kronik iritasyon sonucu gelişir metaplezi. Peki bana söyler misiniz? Metaplezi gelişti tamam. İritasyon bitti mi? Yok. Devam ediyor. Adam sigara içmeye devam ediyor. Ya da ben kolumu buraya sürtmeye devam ediyorum. Metaplezi var ama devam ediyorum. Manyağım. Genelde tutucular zaten manyak olur. Devam ediyorum. İritasyona devam edersem metapleziden sonra ne gelişir? Söyle. Displezi gelişir. Biyopsi yaptım. Displezi var. Manyaklık bitmez. Devam ediyorum. Kolumu buraya sürtmeye devam ediyorum. Displeziden sonra ne gelişir? Söyle bana. Kanser gelişir arkadaşım. Tamam. Sigara içiyor hasta. Evet. Ne olur? Hastada solunum sisteminde squamous metaplezi görülür. Sigara içmeye devam ederse ne olur? Displezi olur. Sigara içmeye devam ederse ne olur? Kanser olur. Bazı örnekler. Bakın vücutta kronik iritasyona bazı örnekler. Özellikle en önemli kronik iritasyon yapan iki şey var vücutta. Bir, sigara. İki, kronik inflamasyon. Vücutta kronik inflamasyonunuzu azaltacaksınız. İnflamasyon olmayacak arkadaşım. Kronik inflamasyon demek endotelyal hasar demek. Kronik inflamasyon demek atrofi demek. Kronik inflamasyon demek kaşeksi demek. Kronik inflamasyon demek fibroz demek. Kronik inflamasyon demek metaplezi demek, kanser demek. Bunlar belki başka bir YouTube videosu konusu olabilir. Sigara içenlerde ve vitamin A eksikliğinde bazen fazlalığında solunum sisteminde kolumnar epitel squamous dönüşür. Bu önemli bir örnek. Sekretör duktusunda taş varsa, evet taş. Taş, siyal mesela, siyal litiaz olabilir bu. Kolel litiaz olabilir. Bunlar iritasyon yapar. Pankreasa taş, tükürük bezinde, safra kanı taşlar iritasyon yapar. Ve epitel squamous epitele dönüşür. Kronik sistit, mesanede kronik sistit olursa bu yine squamous epitele dönüşümdür. Buralar tamam. Hep neye dönüşüyormuş? Squamous epitele dönüşüyormuş. Ama Barrett'te olay farklı. Barrett'i bileceğiz. Barrett nedir? Nerede görülür? Özofagus'ta görülür. Ben de sürekli, ben kötü besleniyorum. Ben obezim. Ben paketlenmiş gıdalar yiyorum. Akşam 10-11'de sürekli mısır patlağıdır. İşte şunlar bunlardır. İsim vermeyeyim, marka aklıma geliyor da onları yiyorum sürekli. İşte patates kızartması falan. Ve bende ne oluyor? Gastroözofagel reflü oluyor. Sürekli reflü oluyor. Ne oluyor? Midenin asidi sürekli özofagusu yakıyor. Sürekli yakıyor. Sürekli. Ve özofagusun distalinde, yani şurada tam böyle şurasında asit doluyor. Buraya asit gelince ne yapar? İrite eder arkadaşlarım. Asit orayı irite eder. Ve asit işte şurayı irite edince özofagusun distalini, oradaki hücreler der ki lanet olsun. Bu asit bizi yakıyor. Ama bu asit midenin asidi duodenumu yakmıyor. Neden? Bizim epitelimiz ne? Normalde özofagusun epiteli squamous'tur arkadaşım. Ya beni yakıyor ama
Duodenum yakmıyor. Duodenum epiteli ne? Kolumnar epitel. Duodenum ne var? Goblet hücreleri var. Çünkü müsin var. Müsin orayı kapatıyor ve müsin mide asidine karşı koruyor orayı. Müsin salgısı. Ha diyor. Bende de olacak. Bende de olacak diyor. Ve özofagusun squamous epiteli kolumnar epitele dönüşüyor. Artık goblet oluyor müsin salgısı olsun diye. Ve vücut özofagusun distali kendini koruyor arkadaşım. İşte biz buna ne diyoruz? Metaplezi. Ama farklı olduğu için normalde hep squamous metaplezi olur. Yani kolumnar hücre squamous dönüşür. Burada squamous kolumnara dönüştüğü için ve goblet olduğu için buna farklı bir isim vermişler. Barrett metaplezisi demişler arkadaşım. Peki hasta korundu mu? Evet, asite karşı korundu ama asit devam ediyor. Reflü devam ediyor. Kötü beslenme devam ediyor. Asit yakmaya devam ediyor aslında. Tamam, korudu ama bir yere kadar. Metaplezden sonra hasta kötü beslenmeye devam ederse, reflü devam ederse displezi, sonra kanser. Evet. Özofagusun distalinde adenokanser gelişebilir. Özofagusun alt bir bölüş kısmında adenokanser gelişebilir. Dikkat! Barrett metaplezisine tanı için biz özellikle gobleti arıyoruz. En değerli bulgu goblettir. Kolumnar hücre evet, tamam, ama goblet daha değerli. Metaplezi sebebi neymiş söyle? Kronik irritasyon. Metaplezi devam, metaplezide kronik irritasyon devam ederse ne olurmuş? Displezi, sonra kanser. Örnek ne verdik? Reflü, Barrett metaplezisi, displezi ve özofagus adeno kanseri unutmayacağız. Metaplezi, displezi ve kansere gider. Fakat iki örneği var bunun. Neyin örneği var iki? Kansere dönüşmeyen metaplezi. Memede apokrin metaplezi yıldızlar. Bir de mezenkimal metaplezi örneği miyozitis ossificans arkadaşım. Kasın kemikleşmesi. Genelde mezenkimal metaplezi örnekleri, başka örnekler daha var. Ve apokrin metaplezi kansere dönüşmez. Prekanseröz değildir. TUS'ta sorulmuştur. Yine sorulacaktır. Tamam mı? Apokrin metaplezi unutmayacağız. Peki metaplezi patogenezde ne var? Metaplezi patogenezde şu yok. Yani kolumnar hücre bir anda squamous dönüşüyor. Bir öğrenciye sordum. Diyor ki metaplezi nasıl oluyor? Hocam kolumnar hücre squamous dönüşüyor. Hayır, öyle bir direkt dönüşüm yok. Kök hücrelerin kendini yeniden programlaması. Yani kök hücre diyor ki ya bu asit orayı yakıyor. Onu niye yakmıyor? Ben o zaman kendimi daha farklı hücreye dönüştüreceğim diyor. Kök hücrenin yeniden programlanması. Çevresel faktörlere bağlı olarak. Bu da metaplezinin patogenezini oynar. Bakın söylemiştim sana. Atrofinin patogenezi ne vardı? Proteinde azalma. Hipertrofin patogenezinde söyle. Proteinde artış. Hiperplezide kök büyüme faktörleri ve hormonların artışı. Metaplezin patogenezinde de kök hücrenin yeniden programlanması. İşte bunun sorulmasını bekliyorum. Sorulmayan budur arkadaşım. Peki egzojen steroid kullanımında biraz tekrar yapıyoruz ve soru soracağım. Hadi bakalım. Bakalım bilecek misiniz? Chat'e yazabilirsiniz. Canlı yayın gerçi chat yok ama yorum kısmına yazabilirsiniz. Egzojen steroid kullanımında adrenal beze ne görürüz? Söyle, atrofi. Peki atrofik bir hücrede en sık gözlenen hücre ölümü tipi apoptozis. Peki atrofi hücrede biriken iki şey var. Lipofuskin ve bir de ne var? Otofajik vakuoller. Otofaji en sık hangi adaptasyon mekanizmasıyla birlikte olur? Atrofi. Lipofuskin pigmenti hangi renkte pigmenttir? Kahverengi. Onun nedeniyle brown atrofi diyoruz. Burada aklıma başka bir şey geldi ama başka videoda söylerim. Lipofisin pigmenti yaşlıkta görülür. Yaşlıkta en sık nerede görülür? Karaciğer ve miyokartta görülür. Unutmayacağız. Lipokrom pigmenti, virentir pigmentidir. Serbest oksijen adı karasını gösterir. Peki otofajiye giden hücrelerde parçalamayı düşündüğümüz organelleri hangi membranla, hangi organel kaynaklı membranla parçalıyoruz? Söyle, sarıyoruz. Endoplazmik retikulumla sarıyoruz. Lizozomla parçalıyoruz. Değil mi? LC3 markeriydi. ATG ise geniydi. Enfeksiyonlar, kanserler, nörodejeneratif hastalıklar, inflamatuar bağırsak hastalıkları, otofaji disregülasyonla ilişkili hastalıklardı. Peki tip 1 endometriyum kanserlerinin öncül lezyonu nedir? Endometriyal hiperplezi, ptengen delezyonu vardır. Sebep östrojenin artışı. Peki tip 2 endometriyum kanserleri daha ileri yaşlarda görülür, daha kötü prognozudur. Endometriyal atrofi zeminden gelişir. Seröz histolojidir ve PL3 gen mutasyonu vardır. Peki endometriyal hiperplezi prekanseröz, BPH prekanseröz mü? Hayır. HPV neden olduğu hastalıklar, papillonlar ve kanserler. Patogenezi ne var? E6-E7 proteinleri var. E6 PL3'ü inhibe ediyor. E7 retinoblastomu inhibe ediyor. Ve hücrelerde hiperplezi görüyoruz arkadaşım. Peki bana söyler misin? Özofagusun adenokanseri. Özofagusun hangi kısmında olur? Söyledik. Reflü sonucu gelişiyordu ya hanım.
distalinde yani alt bir bölüş kısmında görülür. İleride konuşacağız. Özofagus squamous ciğeri kanseri orta kısımda görülürken adenokanser alt kısımda görülür. Barrett zemininden gelişir. Bu çok ama çok önemli bilgi, soru yaptırır. Özofagus'un adenokanser zemininde Barrett var. Peki Barrett için en değerli bulgu nedir? Gobletin varlığıdır. Peki emziren kadında memede ne görüyoruz? Lobüler hiperplezi görüyoruz. Kronik iltihapta hangi sitokin kaşeksi sebebidir? Söyle, TNF-alfadır arkadaşım. Ne görürsek aklımıza kronik iltihap gelecek. Atrofi, fibrozis, metaplezi. Bence bu kadar yeter. Arkadaşlarım umarım video faydalı olmuştur. Şöyle kendimi alayım. Sizler için slaytlar hazırladım ve bu slaytlarla birlikte bu videoyu planladık, yaptık. Umarım faydalı oldu. Daha fazla video çekmek istiyorum. Gerçekten bu konuda desteğinize ihtiyacım var. Yani sizin yorumlarınız bana önemli. Hocam şunu da çekin, şöyle yapalım. Yani vaktim olsa keşke her gün video çekebilsem. Şimdi bundan sonraki videom ise şu olacak. Kendi hastalığına yakalanan doktorlar. Evet. Kendi hastalığı dedim şu. Kendi bulduğu hastalığa yakalanan doktorlar. Şimdi hekimlerin özelliğidir değil mi? Genelde kötü bir şey bu ama yıllarca tıp fakültesinde okuduğumuz bir hastalıktan öleceğiz. Yani bir trafik kazası şu bu. Onlar bile yine okuyoruz onlarda neler olduğunu. Yani biz mutlaka çalıştığımız daha önce bir 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl önce çalıştığımız bir hastalıktan öleceğiz. Allah korusun ama öleceğiz yani. Ama size anlatacağım doktorlar tıpta daha önce tanımlanmamış bazı olayları buluyorlar, hastalıkları buluyorlar ve bu hastalıklara kendi yakalanıyorlar. Çok daha dramatik arkadaşlar. İşte bir sonraki videoda onu konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Kanala da abone olursanız sevinirim.